Arkadaşlar merhaba, Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası hisse senedinin teknik analizine yapacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli dostlar, videomuza başlamadan önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Kanalımızda hafta içi her gün saat 21.00'da canlı yayınlarımız yapılmaktadır. Sizler de canlı yayınımıza katılarak istemiş olduğunuz hisse senedinin teknik analizini yaptırabilirsiniz. Arkadaşlar, daha önce TOFAŞ'ta defalarca analizlerimiz mevcuttu. Bu analizlerimizde yükselen bir trendimiz vardı. Fakat bu trendimizin aşağısında kırılmaları hep beraber şahit olmuştuk. Aynı zamanda 1 saatlik bakacak olursak fiyat ortalamalarımıza bakıldığı zaman hepsinin şu noktada kırıldığını şahit olabiliyoruz. Hissemiz bizim yükselen trendimizi kırdıktan sonra hızlı bir şekilde hem destek hem de direnç bir kanal içerisinde aşağı doğru indiğini görüyoruz. 1 saatlik periyot içerisine bakıldığı zaman aslında kağıdımız daha sonra şu noktadan itibaren bir yatay seyrini almış durumdadır. Bu da aslında kağıdımıza yavaş yavaş kendini toparlayıcı anlamına taşımaktadır. Aynı zamanda 1 saatlik arkadaşa bakıldığı zaman MACD'miz şu noktadan itibaren değerli dostlar. Tepe noktasını oluşturmuş, aşağısına tekrardan negatife doğru bir kaymaları görüyoruz. Ama kağıdımız son 2 saatlik bizim periyodumuza göre kağıdımız MACD'mize tekrardan yükselme ihtimalini göz önüne sermektedir. Şimdi kağıdımıza 4 saatlik bakacak olursak değerli dostlar, 4 saatlikte de aynı şekilde daha belirgin bir şekilde kağıdımızın tekrardan yükselmesi ve kağıdımızın bir yatay seyrine çıktığını görmekteyiz. Burada 4 saatlik bizim periyot baktığımız zaman arkadaşlar MACD'miz henüz bir tepe noktası oluşturmamış. Aynı zamanda kağıdımızı aşağı doğru indiğimiz zaman bizim MACD ağırlıklı ortalaması ve RSI'mızı kırdığını ve tekrardan pozitife doğru yol aldığını şahit oluyoruz. Dostlar, son olarak bir günlük bakalım ve bir günlükte güzel bir yorumlarla sizlere kağıdımızın önümüzdeki hafta neler getireceğini tahminde bulunalım. Değerli dostlar, kağıdımıza görüldüğü gibi 21 ve 55 günlük tekrardan kırdığını görüyoruz. Bu da kağıdımızın biraz daha aşağı inme ihtimalini göz önünde sermektedir. Ancak kağıdımızın inen trend kanalının direnç seviyesine doğru yol aldığına şahit oluyoruz. Bu da demek oluyor ki kağıdımızın önümüzdeki hafta arkadaşlar hizadan, yani şu hizadan dışarı doğru bir fiyatlandırmayı görmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda bizim aşağıdaki MACD RSI'mıza da aslında şahit olabiliyoruz. Eğer ki bizim RSI ve MACD ağırlıklı ortalamalarımız arkadaşlar bir kırma söz konusu olursa ileriki hafta, yani önümüzdeki hafta arkadaşlar kapanışlarda MACD'mizin pozitif bir kırmasını görebiliriz. Eğer bunu görürsek değerli dostlar kağıdımızı hızlı bir şekilde dışarı doğru atacaktır ve yeni bir fiyatlandırmayı yeniden gözlemleyebiliriz. Olası geri çekilmeler olursa arkadaşlar aşağıda 244 seviyesi bizim güçlü bir desteğimiz haline gelmiş durumdadır. Bunun aşağısında kırması 232 seviyesi. Ama bizim kağıdımızı şu anda RSI ve MACD değerlerini göz önünde bulundurarak aynı zamanda hacimimizde aslında normalde iyi bir hacim olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da şuna demek oluyor değerli dostlar. Bizim kağıdımızı önümüzdeki hafta tekrardan 259 seviyelerine kadar bir çıkma ve burada bir kapanışları göreceğimiz anlamına gelmektedir. Dostlar, ciddi ciddi bu kağıdın gerçekten de güzel bir albenisi olabilmesi, yani inen bir trendimizin tekrardan çıkan bir trend haline gelebilmesi için arkadaşlar kağıdımızın mutlaka ama mutlaka 269 seviyelerinde bir kapanışlar mutlaka görmemiz gerekiyor. Yani bizim şu noktalar çok önemli arkadaşlar. Yani bizim şu noktalarda bir kapanışları görebilirsek kağıdımızı tekrardan yükselen bir trend halinde karşımıza çıkartabilirler. Bu seviyelerimizi takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu seviyeleri geldiğimiz zaman bizim, yani önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar, Cuma kapanışına kadar bu seviyeler üzerine bir seyir görürsek kağıdımızı yükselen bir trend haline gelmesi ve tekrardan yukarı doğru 287 arkasından da 300 seviyelerine kadar çıkabileceğini tahmininde bulunabiliriz. Değerli dostlar, sizlere TOFAŞ hisse senedinin teknik analizini yapmaya çalıştık. Yorumlarınız varsa mutlaka yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Kanalımıza abone olup like atarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Esen kalın.